Yani bazıları var da yani çok çile çektim çünkü. Çile peygamberimizi güzelleştiriyordu. Hazreti Yusuf'un dünyanın en güzel insan haline getirdi çile. Hep çile acıyla geçti hayatı. Akıl almaz güzeldi. Musa ömrü boyunca acı çile çekti. Nefis yakışıklıydı. Yani kavmin en yakışıklısıydı. 2 metreye yakın boyu. Yani 2 metrenin üstünde anladığım kadarını bir şey olarak veriyorlar da zira olarak veriyor. Bayağı uzun boylu. Enine de çok geniş. Yani pehlivan yapılı. Zaten Allah vermesin. Kodumu komaya sokuyor. Öyle bir şey var. Vurdum. Onun için bir daha öyle bir şey girmiyor zaten. Hazreti Musa. Yani kolunun kuvvetini bilmiyor. Gücünü bilmiyor tam. Yani vurduğunda yapacak etki vermiyor. Adama vurunca adam beyin kanamasından ölüyor. Bir daha yapmıyor Hazreti Musa. O tip şeylere girmiyor. Ama mesela o kadınlar, peygamber kızları kuyunun başına giriyorlar. Çobanlar egoist, böyle ahlakları bozuk. Kendi koyunlarını sulamışlar çobanlar. Sonra ağır büyük bir taşı mesela 7-8 çoban birden getirip şeyin üstüne koyup kapatıyorlar o kuyunun üstüne. Yani belki 150-160 kilo yok. 170 kilo yani böyle büyük taş. Hazreti Musa geliyor, koyunları topluyor, taşı da alıyor sakince, alıp kenara koyuyor. Çobanlar geri olayı görünce tabii yani çünkü akıl almaz bir kuvvet yani çok tehlikeli olduğunu anlıyorlar. Kızları hayran oluyor ikisi de. Çok kuvvetli diyor babalarını överken. Güçlü kuvvetli diyor ve çok güvenilir diyorlar. Yani iki vasfı dikkatlerini çekiyor. Koyunları suluyor. Hiçbir şey istemiyor karşılığında. Yani Allah rızası için yaptım diyor. Buyurun diyor. Rahatça yani her zaman da hani emrinizdeyim uslubunda. Bakıyorlar ki yani yakınında olsa daha iyi olacak hanımlar. Babalarına gidiyor. Baba diyorlar böyle bir delikanlı var yakışıklı, efendim, güçlü, kuvvetli, güvenilir. Peygamber de hemen anlıyor. Bu iki kızımdan birini sana vereyim diyor. Şeriatlarda bak hiç değişiklik olmuyor. İki kız kardeşi aynı anda nikahlamak yok. Yani bak o şeriatı görüyor musun? Şeriattan bir bölüm o. Yani hiçbir şeyde değişiklik olmuyor. Şeriatta değişiklik olmuyor. Hazreti Musa devrinde münafıklar o bıldırcın ve helvadan dolayı takatten düştüklerini, işte çöktüklerini falan ediyorlar. Mısır'a dönersek diyorlar işte soğan bize kuvvet verir, sarımsak bize kuvvet verir. Yani yiyeceklerle kuvvet bulacaklarını zannediyorlar. O zaman kuvvet sembolü sarımsak. Yani soğan sarımsak yemeyenin güçsüz düşeceğine inanıyorlar. Soğan yerine sarımsak yerine çok güçlü olacağını inanıyorlar. Bütün Mısır'da bir inanç bu. Halen de var. Değil mi? İnsanlar sarımsak soğanın büyük faydaları var. Çok toksik maddelerdir. Kuvvet de vermez vücudu. Öyle bir şey de yok. Yani acı ve keskin olmasını kuvvet verici, yani ona kuvvetle bağlantı kuruyorlar herhalde. Psikolojik bir etkisi var. Halbuki sadece alerji yapar. Yani sindirim sisteminde tahriş yapar. Hiçbir faydası da olmaz. Ondan gençleşip, güzelleşip, sıhhatli olacaklarını düşünüyorlardı. Ya yani imanla değil, Allah'ın gücüyle değil, sarımsağın gücüyle, soğanın gücüyle olacağını. Onun için Hazreti Musa'yı bırakıp, sırf sarımsak, soğan bulabilmek için eski Mısır'a yeniden dönüp, o köle hayatını yeniden yaşamaya başladılar. Ve feci şekilde çöktüler tabii orada. Hazreti Musa da 120 yaşına kadar yaşadı, aslan gibiydi. Bayağı sağlıklıydı. Eski Mısır'da soğan festivalleri var, sarımsak festivalleri var. Rahipler soğan demeti taşıyorlar üstlerinde, sırtlarında. Orada zaten resimleri vardır. O devre ait resimler var mı eski Mısır'a? Festivale gidecek olanlar bir gece evvelinden yastığın altına soğan, sarımsak koyuyor, leş gibi kokuyordur yani. Sonra sabahleyin onları koklayıp ondan sonra gidiyorlar festivale. Ortaların ne şekilde olduğunu bir düşünün. Ter kokusu, soğan kokusu, sarımsak kokusu. Gösterir zaten. Bakayım.
Yaklaştır. Evet. Yine diğer resimlere devam et. Pardon, tekrar göstereyim. Birazdan göstereyim. Evet. Yaklaştırarak göster. Evet. Sarımsak soğan kültürü. Mısırlar sonsuzluğu ve tarımdaki bereketi simgeleyen soğanlardan yapılmış kolyeler takıp boğazlarına ondan yazıyorlar. Yani felaketi bir düşünün. Sarımsak kolyeleri, soğan kolyeleri. Dehşet verici bir durum ya. Bir de güneşin altında hepsi terliyorlar. Bir de buna özeniyor ya ahiret, yani Hazreti Musa'nın yanında tertemiz yaşamak varken gelip şu azap dolu hayata razı olmaları inanılır gibi değil. Soğanın dayanıklık ve gücü artırdığını inanıyorlar. Hiçbir etkisi olmaz. Ne protein gücü var, ne bir şey. Hiçbir şey yok soğanın. Kendi kafalarına göre öyle bir batin inanç geliştirmişler. Ama bak, 5000 yıllık kültür şu anda da var. Gribe çok iyi gelir. Zuanya, ha zuanya derken. Adam hasta olmayan midesi var, onu da hasta diyorlar. Tarihçi Herodot, Keops piramidinin yapılış sırasında çalışan işçilerin yediği soğan ve sarımsaklar için ödenen para 1600 gümüş talentmiş. Bak, bak kadar boş işlerle uğraşıyor. Bu bilgileri papirüse kaydedilmiş. Günümüz değerlerine göre 20 yıl boyunca 360 bin işçi adına harcanan bu para yaklaşık 10 milyon dolar ediyormuş. Sırf soğan sarımsağı verilen para. Akla bak ya. Bir de hepsi midesinden hasta olur. Başka bir şey olmaz yani.